Hüseyin sen neler söylersin? Dev bir maç 68 Aksaray Spor ilk mağlubiyetini tattı. Menemen Futbol Kulübü yoluna namağlup ve lider devam ediyor. Çok kritik bir maç, 6 puanlık bir maç Menemen'in oldu. Neler söylersin? Yani öncelikle Menemen Futbol Kulübü'nü ve Burhanettin Basatemir Hoca'yı tebrik ediyorum. Çok değerli bir iş yapıyor. Dediğim gibi az önce 50 milyon TL'lik bütçeyle amatörden aldığı futbolcularla takımda olan tecrübeli profesyonel futbolcuları kaynaştırarak önemli işler yapıyor. Baktığımızda hep söyledik. Özellikle stoper tandeminin çok kıymetli olduğunu söyledik. Maç öncesi programında değindiğimiz noktalar vardı. Yani Menemen Futbol Kulübü'nün en tecrübeli yeri neresi dersen stoper tandemi dedik. Onun dışında baktığımızda Mazlum golü atan isim, ilk golü atan isim yani bir stoper olarak 8. maçta 3 tane gole katkı sağladı. Skor yaptı. 3 tane gol attı. Bu çok kıymetli. Karaman deplasmanda son dakikada aldığı galibiyet. Bu maçta maçın kilidini açan galibiyet. Gol. Bunlar gerçekten açıkçası Mazlum için çok değerli. Bunu söyleyebilirim. Menemen Futbol Kulübü aslında bizim verdiğimiz kadroyla çıktı. Maç önü muhtemel kadro olarak dizdiğimiz şekilde çıktı sahaya. Evet. Maç önü programında. Menemen Futbol Kulübü bu şekilde çıktı. Aksaray Spor da %90 aynı şekilde çıktı. Sadece orada bir şey demiştim hatırlıyorsam. Onur Ural'ın sakatlık durumuna göre Ahmet Kaan Malatyalı son Elazığ Spor maçında oldukça kıymetli bir performans sergiledi diye. Ahmet Kaan Malatyalı ile sağ bekte çıktı. Onun dışında genel anlamda iki takımın da iskeletini tutturduk. Mesela hani Kastamonu Spor'da yine yanıldık diğer grupta ama hani bu grup bu maçla ilgili %99 tutturduk diyebilirim kadroları. Mutlaka yani iki tane fiziksel olarak kuvvetli takım. Tabii ki Menemen Futbol Kulübü'nün fiziksel olarak çok daha tempolu, çok daha iyi. Bu ligin en iyisi olduğunu söylemiştik. Çok değerli bir galibiyet. Yani baktığımızda 68 Aksaray Spor için buradan alınacak bir puan bile çok kıymetliydi sevgili Ahmet. Bunu net olarak söyleyeyim. Çok kıymetliydi. Ama bu Aksaray Spor için işin sonu değil veya karalar bağlamalık bir durum değil. Mutlaka mağlubiyet olacak. Burada Aksaraylıların takıma destek olmaya devam etmesi gerekiyor. İyi bir kadroları var. İyi mücadele ediyorlar. İyi işler yapıyorlar. Van deplasmanında kazanıyorsun. İçeride Elazığ Spor'u yeniyorsun. Menemen deplasmanında kaybedebilirsin. Bu gayet doğal. Ben hatırlıyorsam bu 3 maçtan önce bir maç önü programı çektiğimizde Van maçı öncesiydi herhalde. Şaban Hoca'nın imtihan maçları bunlar. Burada 6-7 puan çıkarırsa Şaban Hoca şampiyonluk adayıdır. Aksaray Spor'la demiştim. Şaban Hoca hala şampiyonluk adayı. Aksaray Spor hala şampiyonluk adayı. Olaya bu açıdan bakmak gerekiyor. Menemen Futbol Kulübü'nde ise Burhanettin Basatemur muazzam bir performans sergiliyor. Yani Burhanettin Hoca'yı hani övmelere doyamıyorum açıkçası. Gerçekten yani insanlar alt yaş milli takımlara hoca olmak için yani çok liyakat yok biliyorsun. Hani bu konuda biraz eleştirilerim biraz sert olacak ama doğru hani ama. Futbolu bitirmiş, futbolu bitireli 1-2 sene olan futbolcu arkadaşlarımız bir şekilde altyapılara, alt yaş milli takımlara gidiyor. U19, U17, U21 vesaire. Biz yıllar önce, bundan 3 sene önce gitmeyin böyle isimlere. Gidecekse Burhanettin Basatemur'a gidin. Adam gidiyor amatörden buluyor. Adam gidiyor 3. ligden buluyor. Adam gidiyor gittiği hiçbir yerde değer görmemiş oyuncu alıyor. Değer katıyor ve bir şekilde yürütüyor. Son golü de atan Emirhan Arkutçu olması lazım. Yanlış değilsem Emirhan Arkutçu attı. Onunla da şöyle değinmiştik. Hani iki maç oynayamadı Emirhan. Hem Elazığ maçında oynayamadı hem Giresun maçında oynayamadı. Neden oynayamadı? Normalde takımın önemli oyuncusuydu. Neden oynayamadı? Bunu şu şekilde değerlendirmek lazım. Ümit milli takımdaydı. Yani alt yaş milli takımdaydı. Evet. Açıkçası oldukça kıymetli. Ve hani oradan dönüyorsun ve takımını rahatlatan golü atıyorsun. Ve hoca gerçekten bu süreçte de şöyle bir sıkıntı yaşadı sevgili Ahmet. Yani forveti Seçimcan Koç cezalı. Takımın en skorer ismi bugün Mazlum'la denk dediler ama Burak Yeşilay sakat. Emirhan Arkutçu milli takımdaydı. Yani bu 3 maçlık süreçte hoca kendi üçlüsü dışında bir hücum üçlüsüyle çıktı. Buna rağmen kazanmak çok kıymetli. Asıl kritik nokta bu. Hani ideal kadro değil, kendi hücum üçlüsü dışındaki bir hücum üçlüsüyle. Yani alternatif yedek kulübesindeki oyunculardan çıkarttığı bir hücum üçlüsüyle. Bu yani baktığında Elazığ'a karşı kazandı, Giresun'a karşı kazandı ve geldi Aksaray'a karşı kazandı. Bu oldukça kıymetli bir şey. Van'la berabere kaldı. Hocanın tek beraberliği Van Spor. O maçta da 10 kişi kaldıktan sonra bir reaksiyon verip 1-1 yakaladı, 1 puan aldı ki maçın başından sonuna inanılmaz bir şekilde hakimiyet koydu ki özet görüntülerini zaten yayınlamıştık programda. Özet olarak da eklemiştik YouTube sayfamıza. İsteyen bakabilir. İlk yarısında sadece 3 tane direkten dönen pozisyonun olduğu bir şey düşün yani hani bir süreç düşün. Helal olsun. Tamamen Menemen Futbol Kulübü kardeşlerime helal olsun. Yönetim kuruluna helal olsun. Burhanettin Hoca'ya helal olsun.
Rakiplerinin 3'te 1'i, 2'de 1'i, 4'te 1'i kadrosuyla inanılmaz işler yapıyorlar. Tebrik ediyorum. Gerçekten son seneleri değerlendirirsek, son 4-5 seneyi değerlendirirsek, bu sadece yarışmacı anlamda değil, üretmek anlamında, hem üretmek hem yarışmacı, hem piyasaya, oyuncuya değer katmak anlamında Burhanettin Basatemur son ülkenin son 4-5 senesine, alt liglerin son 4-5 senesine net olarak damga vurmuştur diyebilirim sevgili Ahmet. Bunu net olarak söyleyeyim. Aynen öyle. Yani onun dışında da Aksaray Spor'la ilgili diyeceklerim açıkçası belli. Bir kayıp yaşayabilirler. Yaşayacaklardır yani. Bu gayet doğal bir şekilde. Hani bu maçta Menemen Futbol Kulübü Menemen Futbol Kulübü maçı oldu. Onlar yoluna devam edecek. Çünkü onlar bence yani maçlar başlamadan önce 3 maçta 6 puan denildiğinde yani 3 maçta 6 puan verelim size. Kabul ederler. Denildiğinde kabul edilir yani. Anladın mı? Hani ben yani hani Aksaray Spor hocası, yöneticisi, sportif direktörü, futbolcusu belki hani ya ne alakası biz kabul etmeyiz dese de ben Aksaray Spor'un başkanı, hocası, yöneticisi, sportif direktörü, futbolcusu olsam kabul ederdim yani. 3 maçta 6 puan. Şu 3 maçta 6 puan başarısız değil. Oldukça başarılı bir sonuç. Ve Aksaray Spor'un playoff takımı değil, şampiyonluk yarışının içindeki bir takım olduğunun göstergesi. Yani ben sadece burada Menemen Futbol Kulübü ile ilgili ekstradan bir övgü anlamda diyeceksem, bakıyorsun Elazığ deplasmanına gidiyorsun. Aynen. 31 maçlık galibiyet serisini bitiriyorsun. Gol yemeden geliyorsun. 3 tane gol atıyorsun. Aksaray'a karşı oynuyorsun. Gol yemeden 2 tane gol atarak kazanıyorsun. Mükemmel bir başarı. Ben tebrik ediyorum Burhanettin Basatemur ve öğrencilerine. Aynen öyle. 68 Aksaray Spor için 3 maçlık çok zor bir viraja girdiğini, bu maçlardan 5-7 puan arası alsa bile çok iyi olduğunu söylemiştik. Aksaray Spor evet. bu 3 maçta ikisini kazandı. 6 puan hanesine yazdırdı. Ve ilk mağlubiyetini de İzmir'de Menemen'de yaşamış oldular. Onlar da Hüseyin işte ekranlara geliyor aslında son anda birbiri bulmak için kaleyi boşalttı Aksaray Spor. Sağ olsun Sarp bize evet. göndermiş görüntüleri. Tabii. Kaleyi boşalttığı anlarda belki birbiri olacaktı maç, olmadı, dönen top gol oldu. Bunlar yaşanıyor. Aksaray Spor ilk mağlubiyetini alsa da güzel çıkışını bence devam ettirecektir. Menemen Futbol Kulübü için söyleyecek bir şey yok. Bazı şeylerin tesadüf olmadığını Burhanettin Hoca göstermeye başladı yavaş yavaş lige. Bence damga vurmaya da devam edecek. Ben Menemen'in bu çıkışının geçici olduğunu düşünmüyorum. Menemen Futbol Kesinlikle. Kulübü çok iyi gidiyor. İyi gitmeye de devam edecek. Elazığ deplasmanında o atmosferde kazanmak çok çok önemliydi. Onun da devamını getirecek, süsleyecek maç buydu. İki tane kritik maçı bence çok iyi şekilde atlattılar. Zaten liderlik koltuğuna da oturdular. Menemen Futbol Kulübü'nü tebrik ediyorum ama 68 Aksaray Spor için de 3 maçta kazanılmış 6 puan bence kayıp olarak gözükmemeli. Sadece rakibine karşı burada kaybetmesi çok çok avantajlı olacaktı. 7 puan toplamış olacaktı bu süreçte ama kaybetti. Bu grubun altından daha çok sular akar gibi geliyor Hüseyin bana. Kırmızı grup, geçen seneki kırmızı grubu yakalar mı bilmiyorum. Efsane bir sezondu geçen sezon. Ama bu seneki kırmızı grupta çok iyi gidiyor şimdilik.